Alo İrfan. Ha. Benim peşimde birileri var. Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Yollayayım mı birini? Yok yok, sen yollama da. Ben sana geleyim. Seninle görürlerse rahat bırakırlar. Hem birlikte bir yemek yeriz. İyi, gel. Emanet lokantasındayım. Avukat geliyor. İyi iyi. Biraz daha yakında tut onu. Hala huylanıyorum ben o adamla. Yavaş müdür. Böyle emrediyormuş gibi konuşma benimle. Burada planları ben yaparım. Bak yaz onu. Kimmiş, nasıl tipler peşindeki? Tip görmedim. Araba vardı sadece. Hmm. Endişelenecek bir şey yok da. Ben böyle şeylere pek alışık değilim. Ha. Onayımı öldür demişsin takoza. Nasıl alışık değilsin sen öyle şeylere? Size yardım etmek için yaptığım öneriyi diyorsun herhalde. O yüzden şu an hayatımın tehlikede olduğu öneriyi. Senden öneri isteyen oldu mu? İrfan, burada mevzuları seninle mi konuşuyoruz, Sait'le mi? İkiniz de dinleyin beni, insan evlatları. Bak, ben bu mesele yüzünden kendi işlerimi attım kaç gündür. Seni mahkemeye geldim, kurtardım. Senin de arkanı kolluyorum yanımda gezdirerek. O yüzden haddinizi bilin, susun ikiniz de. Zaten işlerim ters gidiyor, herif tepemde. Sigortalarım attı, atacak. Ayar etmeyin beni. Bu arada sen ne iş yapıyordun? Hakikaten nereden değirmenin suyu? Karı satıyorum. Ayarlayayım mı birer tane? Size ne lan? Canım. Sibel, iş yemeğindeyim, görmüyor musun? Attırma tepemin tasını. Attırırsam ne yaparsın? Elimde kalırsın. İyi. Akşam bir al o zaman beni eline. 12'den sonra merak etme. Ama 12'de çok önemli bir transferim var. Biliyorsun kiminle. Ay yine mi şu adam? İyi tamam, peki çıktım, poligondayım ben. Hadi. Ha. Bu arada kasadan para alıyorum, haberin olsun. Afiyet olsun. Dön önüne. Bilal, iyi misin sen? İyi ya, işte her zaman geldim. Ya yok, bu İrfan'la ilgili bir şey bulamadık ya. Ona kıl oldum biraz. Geldi. Ne oldu, buldun mu İrfan'la ilgili bir şey? Onu bulmadım. Ama nasıl bulacağımızı buldum. Bu gece 12'de bir nakil yapıyor İrfan. Gizli kapaklı bir şey. Kimle yapıyorsa adını da söylemiyor. Ama muhtemelen sakladığı o iş. Onu bulursak tamamdır. Bozacağız bu işi. İyi de onu nasıl bulacağız? Biz değil, sen bulacaksın. İrfan'ın bir metresi var. Adı Sibel. Genç bir kız. İyi, Allah sahibine bağışlasın. Benimle ne alakası var? Ağır abilerden hoşlanıyor. Gerekirse ters yapacak tiplerden. Birinin gidip ağzından laf alması gerek bu kızın. Akşamki işi biliyor bu Sibel. Ben de şu an nerede onu biliyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi Bilal kıza kur mu yapsın istiyorsun? Yani çok mu şey istiyorum bilmiyorum ama... kız İrfan'ın yanında beni gördü. Ben yapamam. Vallahi ahu şu kadar istiyorsam namerdim. Yani tamamen iş için. Nasıl kız, güzel mi? Taş bir şey... Vakit de yok. İrfan bu gece 12'de yapacak ne yapacaksa. Öğrendik, öğrendik. Bana konuşmuyor. Sokakta, resmi yollardan, hiçbir yerden bir şey bulamıyoruz. Bu kızdan başka çaremiz yok. İyi, tamam.
tamamsa ben artık hazırlanayım. Senin o şey vardı ya, Gülten gelirken sürüyordu roller roller. Gitme, ne sürüyorum ben, tövbe tövbe. Ya Gül... Bir şey sürdüm yok benim ya Allah'ım. Metro 80 sürdüm ya. Hadi hadi. Ne haber? İyilik abla. Senin günlüğü boşalttı yine burayı. İyi. Zıkzavr istemiştim, geldi mi? Getirdik abla. P226 Sport. Kompansatörü var. Tamam Tufan. İrfan abime selamlar. İletirim canım. Ha güzelim, ne istedin? Kapattım burayı ben güzelim. Nasıl girdin sen? Kapıdaki arkadaşlarla biraz sohbet ettik. Bir itirazın mı var? Yok. İyi. Geçeceğim mi yerine, ben mi geçireyim? Yarış yaparız o zaman. Ben başlarım. Ben kadınla yarışmam. Benimle gayet yarışmak istersin. Hiç merak etme. Hadi, var mısın? Sibel bu arada ben. Ben de Cabbar. Nerede kaldı bu soru ya? He? Ulan tersi de pistir bunun şimdi. Kıza ters yapacağım diye dövmüyorsun kızı. Vallahi. Tavsiyeni dinledim. Ne tavsiyesi? Bu gece bir seni yemeğe çıkaracağım. Ha güzel. Bilal de beni yemeğe çıkaracak. O da dinlemiş tavsiyelerimi. Şaşırdım tabii, sevindim de biraz. Biliyorsun yapmaz ya öyle şeyler. Başıma gitti. Ben de gideceğim, birazdan hazırlanacağım zaten. İyi yapmış. Hak ettin. Kaç gündür bizim için koşturuyorsun. Dağılın ulan! Kardeşinizin yemek randevusu var. Hadi be. Sibel'in beni akşam yemeğine davet etti. Hep gittiği bir yer varmış. Gel istersen dedi. Aslanım benim, zor oldu mu? Ne zor olacak ya? Benim vahşi cazibeme kim dayanır? Bir iki hadi git ona hal falan dedim. Eridi bitti zilli. Süper, ben çıkacaktım. Çıkmayayım mı o zaman? Ne? Ne bekleyeceksin sen, git ya. Ben de diyorum o iş, tamam. Tamam o zaman, oyalanma ama haber bekliyorum. Kim ne iş yapıyormuş İrfan? Ne işiymiş bu gizli? Nerede bu gece öğren. Bu gece gideceğiz oraya. Ben de. Ahım bak. Bak sevgilin ne işler yapıyor, bir bak. Aferin sana. Hadi sen yemeğe git de geç kalma. Afiyet olsun. Sen kıskandın mı beni? Sen beni kıskandın. Ahu beni kıskandı. Ahu beni kıskandı. Planlar yaparsın.
9 mm'den başka silah kullanmazsın. Sen boşuna bakma. Çözdün yani hemen beni. Taş atlasın 25'sin. Her gün spora gidiyorsun. Fizik kondisyon yerinde, oradan belli. Okuyorsun ama okula asan kızlardansın. Halkla ilişkiler okuyorsun ya da öyle uyduruk bir şey. Kuvvetli silahları seviyorsun. Ha. Bir de kuvvetli erkekleri. İktisat. Hı? Okuduğum bölümü diyorum. İktisat. Bilemedin onu. Onun dışındakileri doğru bildim ama. İnşallah adam gibi et vardır burada, kurt gibi açım ben. Anlat bakalım, kim bu kuvvetli erkek? Adı İrfan. İrfan. Kimlerden, tanır mıyım? Tanırsın ama boş ver. Tehlikeye atmayalım seni. Dolaylı yoldan anlat sen de güzelim. Mesela necidir bu İrfan, ne iş yapar? Sen niye sorup duruyorsun bu İrfan'ı? Kimin kızına abayı yakıyorum bilmek istedim. Necidir bu İrfan? Mesai arkadaşım çıkmasın sonra. Çok kişiyle çalışır o. Ama bu aralar bir favorisi var niyeyse. Zeynel Musuranlı. Ona denk gelirsen sıkıntı büyük bak. Zeynel Musuranlı. Tanıyor musun yoksa? Yok, ben başka bir şeye güldüm. Takma sen o güzel kafanı böyle şeylere. Ya saçmalama, bir kere o garsonlar peynirmedi. Nereden siz? Ahu yemeğe geldi bizde. Biz seninle yemeğe çıkmıştık da. O ikisi yavaş yavaş, istemeden, kendileri bile anlamadan İyi. Kapılacaklar yine birbirine. Ben hallettim o işi. Bu İrfan'ın o işi beraber yaptığı herif Zeynel Musuranlı. Kimdi ya bu adam? Hatırlıyorum ben bu ismi. Neyse işte onunla yapıyormuş işi. Nasıl yapıyoruz? Zeynel Musuranlı. Bulacağız bir şekilde kim bu Zeynel. Eski yargıç o adam. Hatırladım, eski yargıç şeyden, Hatay'dan. Emekli oldu ama çok oluyor. E'si bulacağız bu Zeynel'i. Hadi yürüyün, yürü. Sen eve. Hoş geldin Ömer abi. Hoş bulmadım daha. Tamam mı iş? Gelir mallar birazdan. 12'de iş biter. Merak etme. Ben merak etmiyorum İrfan. Şu işi hallet, sonra konuş benimle. Beni mecbur etme. Anlat artık. İrfan'la ne iş yapıyorsun? Torunuma dokunmayın. Konuşursam İrfan beni öldürür. Siz onu bilmezsiniz. Biliriz. De sen bizi bilmiyorsun. Konuşmazsan daha kötü olacak. Yapmazsın. Sen iyi adamsın. Arkadaşın gibi değilsin. Torunuma bir şey yapmazsın sen. Son kez soruyorum. İrfan ne taşıyor? Saat 12'de nerede nakliyat? Aç gözünü. Açmam. Seni görürsem öldürürsün beni. Açmam. Aç gözünü. Açmam. Kapat kapıları, camları. Kapat. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Tut şunu. Tut. Aç şimdi gözünü, arkandayım. Torununa mektup yaz. Ne? Veda mektubu. Seni öldürdükten sonra kendi ellerimle vereceğim o mektubu. Söz. İyi bir adamım ben. Tutarım sözümü. Hadi.
Ben sadece aracıyım. Asıl adam Suriyeli. Adı Ömer. Suriye'den balığı çıkarır. Devam, devam. Ömer Suriye'nin en ünlü mafyasıdır. İrfan ona yardım eder. Bu gece 12'de Hatay'dan hareme bir otobüs gelecek. Benim şirketim Belen Yol. Aradığınız mal o otobüste. Ama ben bilmiyorum ne olduğunu. Bana bile söylemezler. Torunumu bırakmayacağım. Merhamet edin. Benden başka hiç kimsesi yok onun. Öldürmeyin beni. İstediğiniz her şeyi söyledim. Bırakın beni şimdi. Bırakın. Sarı neredesin? Ne oldu komiser? Bir numara yok. Hallettim ben. Geliyorum mekana. Gelme çıktık biz. Konuşturdum ben adamı. Nasıl? Senin gibi. Hareme gel. Hatay otobüsüyle yapıyorlarmışlar fiyatı. Belen Yol seyahat. Çabuk. Hatay'dan otobüs gelecekti. Nerede? 12'de gelecekti. Nerede? Yavaş kardeşim. Otobüs nerede? Tamam abi. Noter yapmış, yoldaymış. Geliyor. Plakası ne? 31CN7378. Plakayı aldım. Çabuk. Şimdi güzel kardeşim, hızlı hızlı anlatacaksın. Her gün adam tehdit etmekten imanım gevredi, yemin ediyorum delik deşik ederim seni. Ne saklıyorsun otobüste? Diyemem ben. Gizli. Yok, anlamadın sen. İrfan Alkara, Zeynel Musranlı, bir de o Ömer denen Suriyeli herif. Hah, bak nasıl camış gibi açıldı gözlerin. Ne kaçırıyor bu herifler? Nerede saklıyorsun otobüste? Ben. Sen tamam, sen anladın. Şerif sen İbo'ya yardım et de ben bu arkadaşla biraz daha açık konuşayım. Tut da şunu. Var mı bir durum? Yok bir şey. Vallahi bir şey yok. Onlara bakıyorum, burada bakıyorum. Burada da bir şey yok. Bunu açıyorum. Baktın mı? Bak şunlara bak. Orada yok. Al işte burada da. Bu arkalara baktın mı? Baktım, baktım. Orada hiçbir şey yok. Ben istiyor muyum? Durmadan ağız burun kırayım istiyor muyum? Ama mecburum. Yemin ettim. Daha 30'una gelmeden mezara koydular benim kardeşimi.
onun için. O hapishanedeki çocuklar için. Orada biten hayatlar için. Aç bırakılan, dayak yiyen çocuklar için. O beton zeminde ağlayan çocuklar için. Onları kapıda bekleyen anaları için. Yok bir şey yok. Bitsen. Kendim için. Yok. Öldürdükleri o masum çocuk için. O delikte ellerimi açıp dua ettiğim her kabus gece için. Mecburum. Mecburuz. Direksiyon başındayı açamıyor o yüzden. Ama sorun yok abi, sorun yok. Halledeceğiz. Merak etme. Kontrolüm altında her şey. Sorun yok yani, merak etme. Birazdan gelir haber. Hasan, gel gel. Sen şimdi şey yap oğlum. Hareme git, bir bak etrafa. Kimseye görünmeyin sakın ama, oldu mu? Hadi. Sarı, İrfan bu insanları kaçırıyor. Değil mi? Suriye'den bu insanlar. Kadınlarla çocuklar paravan. Hani yakalanırsak diye. Ailece tatile falan gidiyoruz deyip yırtalım diye. Niye o halde o insanlar? Bir haftadır Hatay'da bekliyorlar. Bir bodruma soktuk hepsini. Güvenli bir tarihe kadar... Dışarı çıkmadılar, hep beklediler. Bir günde burada saklayacaktık. Biner dolar var üstlerinde. Zaten hayatları boyunca görecekleri para o kadar. Biriktirmişler güç bela. Senin var gelmiş seni. O kadar mı? O kadar para için mi? Yok. Asıl para diğerlerinden. Sabıkalılar, katiller, rejimin aradıkları... İdam cezası kesilen, her geçen gün artıyor bunlar. Kimse kaçırmaya yanaşmaz. O yüzden çok para verirler. Adam başı 30.000 dolar. 10 kişi var böyle. Bu sefer azaldık. Ara verdik, risk almayalım diye. Ömer'e gider bunlar, kaçır bizi diye. Tek isimdir o. Yıllardır yapar. O da burada İrfan'a verir. İrfan ne yapıyor bunları? Sorun yok abi. Sorun yok. Her şey kontrolüm altında. Önce Tekirdağ'a göndereceğim malları, oradan Yunanistan'a. Sorun yok. 50 kere yaptığımız iş. Merak etme. İrfan, saat kaç? Şimdi Ömer abi. İrfan, saat kaç? Abi gönderdim adamları. Haber gelir birazdan. Yok, polisi arayacağım. Polisi arayacağım, başka çare yok. Ha, daha önce hiç ihbar yemedi değil mi bu herifler? Küçük elemanlar yakalanacak, İrfan yine serbest. Ne yapalım Bilal? Sen kendin söyledin. Sistem işliyor. Polis İrfan'ı yakalayamıyor. Şahit konuşturacağım. Konuşurlarsa. Ya farz edelim konuştular, delil yok. Ne olacak? İrfan yine inkar edecek. Ne yapacağız? Göçmen mi kaçıracağız? Ne diyorsun oğlum sen? Aga bu garibanları polise versek ne olacak? Ha? Polis bunları sınır dışı edecek. Yok, yok öyle bir şey yapmam ben. Ya sen kendini duymadın mı?
Tek birikimleri bu insanların, tek umutları. O çocuklar daha iyi bir hayat için o depoda günlerce karanlıkta beklediler. Hapishane gibi. Olan o çocuklar olacak. İrfan yırtacak, o çocuklar geri dönecek sefil hayatlarına. Hani bir tek İrfan zarar görecekti? Hani bugün kimseye kötü bir şey olmayacaktı? Dayanamıyorum aga. Dayanamıyorum. Olan hep garibanları oluyor. Olan hep çocukları oluyor. Dayanamıyorum. Bak bana. Bana bak bana. Benim için. Benim için yap. Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Bugün de bitti. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım. Diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım. Diyardayım, diyardayım. Mutlu musun Faklık? En mutluyum. Bak, iyi şeyler doluymuş burada. İrfan bile dokunmadı bugün bize. Doğum günüm diye. Doğum günüm diye. Benim için değil mi? Senin için. Artık hep iyi şeyler olacak o zaman Şerif. Kötü bir şey olmayacak mı bugün? Olmayacak. Artık hep iyi şeyler olacak. Hadi yat. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor. Ben sözümü tuttum. Bozmadım daha bu gündüz. Şimdi sıra sende. Hazır mısın? Çıkacağız buradan. Sokakta oynayacağız yine. Erik toplayacağız ağaçtan. Dondurma yiyeceğiz. Annemizi göreceğiz. Kahvaltı edeceğiz. Okula gideceğiz. Bugün kötü bir şey olmayacak kardeşim. Çünkü bugün senin doğum günün. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne. Neredesin? Şoförü. O yok, ben varım. Sen insan evladının çocuğu. Ben. Seni unuttun mu sandın? Şimdi ben bu otobüsü Tekirdağ'a yolluyorum. Bu insanların da paralarını alıyorum. Sen de artık bir zahmet bu insanları beleşe Yunanistan'a göndereceksin. Kendi paranla. Sen bu şoföre, bu otobüse dokunmayacaksın. Niye mi? Çünkü o adam tepende bekliyor.
Ha, o adama söyle, iç rahat etsin. Senin zararında girsin. Ha? Ne bir şey mi dedin? Ne dedin? Ben senin ananı. Ben senin. Tamam. Bana bak. Şimdi sen doğru Tekirdağ'a gidiyorsun kardeşim. O İrfan bu arabaya dokunmayacak. Sana da dokunmayacak. Dokunursa, sen de konuşursan kimlik numaranı aldım. Seni bulurum oğlum. Tamam. Seni bulurum. Senin tamam, gelmişini, tamam, geçmişini. Abi hadi. Seni öldüreceğiz. Anladın tamam, mı? Sen olur. Çık. Anladı adam işte, Allah Allah. Çocuğun şarjı bitmiş. Açamamış telefonu. Tamamdır. Her şey halloldu işte. Ya otobüs yola çıktı şimdi. Tekirdağ'a doğru gidiyor. Hadi hayırlı olsun. Bir transferi daha tamamladık. Sen beni aptal mı zannettin ha? O malları sağ salim ulaştıracaksın Yunanistan'a. Eğer ulaştıramazsan... Üstüne bir hata daha yaparsan, işte o zaman silerim seni piyasadan. Anlaşıldı mı? O kadar da kötü bir şey yapmadık be aga. Şişt. Ne yapıyorsun oğlum öyle kadına kur yapar gibi? He? Mal. Beni yalnız bırakın. Çık. Bu ne? Para. Transfer parası. Ya korkma lan korkma. Dokunmadım o garibanların paralarına. İrfan köpeğinin parası bunlar. Zaten çoğunu da garibanlara dağıttım. Onlar da yanlarında parayla seyahat ediyorlar. Farkında değiller. Ya aga bizim de kenarda 3 kuruş paramız dursun. Bunun yanını da var. Ne olur ne olmaz. O katillerin parası mı lan şimdi bu? Değil kardeşim. İrfan'ın paraları. Yani artık bizim paralarımız. Bu bizim İrfan'dan aldığımız ilk şey. İlk defa bugün kazandık kardeşim. Biz bir yemin etmedik mi? İşte bu onun parası. Biz bugün ilk defa kazandık.
dokunma. Dokunma oğlum. Ne yaparsan yap, kehanetler gerçekleşmek için var. Senin ellerin artık kirli Ecevit.